İbrahim Karagül Türkiye'ye inanmak artık siyasi kimliktir. Trablusgarp Savaşı'nı 100 yıl sonra kazandık. Birleşik Arap Emirliklerinden Zayet ve ortakları dün o resme nasıl baktı? Akdeniz İttifakı Türkiye ekseni karşısında çöktü. Türkiye dünya çapında oyun değiştirici güçtür. Kendi bölgesinde oyun kurucu güçtür. Coğrafyamızın her köşesinde Türkiye etkisi hesaba katılmadan hiçbir şey yapılamaz. Akdeniz'de Türkiye'siz oyun kurulamaz cümlesinin aslı şudur. Coğrafyada Türkiye'nin içinde bulunmadığı hiçbir oyun kurulamaz. Bu gerçeği bir süre sonra yakın coğrafyamızın sınırlarının çok ötesinde de duyacağız. Libya Başbakanı Faiz Esserraç dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Ankara'ya geldi. Tam bu sırada Türkiye'nin desteğindeki Milli Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Libya ordusu, Trablus, uluslararası havalimanını ele geçirdi. Başken Trablus bütün tehditlerden kurtuldu. Libya'nın batısında, Hafter ve arkasındaki güçlerin tutunma imkanları kalmadı. Türkiye, Libya'yı kurtardı. Aç kurtlardan, yağmadan, talandan, terörden, parçalanıp perişan olmaktan kurtardı. 1911-12'de kaybettiği Trablus-Karp Savaşı'nı bugün tamamladı, tamamlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa kaybetti. Rusya yön mü değiştirdi? Trablus'un güneyinde dün sadece terör barona Hafter'in değil, arkasındaki Fransa'nın, Mısır'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin beli kırıldı. Bu ülkelerin Libya'yı işgal planları ve girişimleri başarısız oldu. Benzer sonuçları ülkenin doğusuna doğru da adım adım izleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne işiniz var Libya'da diyenler orada ne işimiz olduğunu çok yakında görecekler demişti. Görüyoruz ve daha çok da göreceğiz. Serrac'ın gelişinden bir gün önce Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ve Başbakan Yardımcısı Ahmet Muaytik başkent Moskova'daydı. Bu görüşmelerden sonra Rusya, Libya'daki amaçlarının petrol projelerinde yer almak olduğunun sinyalini verdi. Yani Moskova Hafter'den umudunu kesti, Milli Mutabakat Hükümeti ile görüşmeye başladı. Yani Türkiye, Libya'da sadece askeri durumu yönetmiyor, diplomasiyi de yönetiyor bu gücünü de kullanıyor. Hepsi Türkiye'den destek isteyecek. Serrac Ankara'dayken Hafter de Kahire'deydi. Ancak Mısır'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Fransa'nın artık denklemi yeniden eski haline getirme imkanları hiçbir zaman olmayacak. Uluslararası diplomasi de askeri durumda Libya ve Türkiye'nin lehine değişti. Hafter kendisine sahip çıkanlar için bile artık bir umut değil. Yakında birçok ülke Serrac hükümetiyle masaya oturmak için Türkiye'den destek referans olmasını isteyecek. Öyle ki Fransa bile gün gelir Libya hükümetiyle görüşebilmek için Ankara'dan yardım isteyebilir. Akdeniz ittifakı Türkiye ekseni karşısında çöktü. Doğu Akdeniz, Akdeniz, Ege'de Türkiye'nin kıyılarının sıfır noktasına hapsetmek isteyenlerin oyunu Libya'da Akdeniz'in en batısında bozuldu. Ülkemizi Akdeniz'deki bütün hesapların dışında tutanların enerji projeleri çöktü. Türkiye'ye karşı oluşturulan Akdeniz İttifakı çöktü. Türkiye ekseni diye bir güç yükselişinden söz ediyorum uzun zamandır. Bütün boyutlarıyla irdelemeye, tartışmaya, dikkat çekmeye çalışıyorum. Bir hamasetten, bir duygusallıktan öte dünyayı çok iyi izleyenlerin açıkça göreceği bir büyük dönüşüme işaret ediyorum. Küresel güç haritasındaki depremin bir ülkeyi nasıl yıldızlaştırdığından, kendisini ve çevresini nasıl değiştirdiğinden, bu değişimin bu yeniden inşanın dünyadaki değişimle nasıl örtüştüğünden ve nasıl bir gerçekçi zemine yerleştiğinden söz ediyorum. Bir ülkenin tarihe ve coğrafyaya dönüşünü, 100 yıl sonra yeniden başlayan güç inşasını, bunun bölgesel ve küresel sarsıntılarını anlatmaya çalışıyorum. Erdoğan'a küresel ölçekte saldırıların sebebi buydu. Her şey tarihi ve coğrafi hafızanın bugüne taşınmasıyla başladı. Bir liderlikle, öncülükle başladı. O liderliğin sağlam inancıyla, duruşuyla, azmiyle başladı. Bunu hemen anladılar, gördüler ve harekete geçtiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik darbe girişimleri, psikolojik operasyonlar, 15 Temmuz benzeri saldırılar. İçeriden muhalefet cephesi inşa ederek durdurma çabaları, etrafını boşaltma planları hep bu yüzdendi. Türkiye'nin nereye geleceğini biliyorlardı. Erdoğan'ın Türkiye'yi nerelere taşıyacağını biliyorlardı. Erdoğan'ın büyük bir tarih sıçramasının öncüsü olacağını biliyorlardı. Güçleri yetmedi, planlar boşa çıktı. İçeride, bölgede ve küresel ölçekte Özellikle Amerika ve Avrupa'da Erdoğan karşıtlığının böylesine ittifak halinde olması Türkiye'ye karşı kurulmuş en büyük cepheydi ve amacı buydu. Erdoğan'ı durdurursak Türkiye'yi durdururuz sloganı bu amaçla geliştirildi. Bölgedeki ve içerideki yapılar, oluşumlar buna göre ayarlandı. Ama olmadı, yapamadılar. Güçleri yetmedi. Bütün planlar bir bir boşa çıkarıldı. O özgüven artık bütün coğrafyada hissediliyor. Adım adım sistemik dönüşüm, adım adım ekonomik dönüşüm, adım adım bilinç dönüşümü, adım adım büyük bir özgüvenin inşasıyla devam etti. O özgüven önce Türkiye'de hissedildi, sonra Avrupa'da hissedildi. Kendini bu ülkeye ait hisseden herkes başı dik yürümeyi öğrendi. O özgüven şimdilerde Türkiye'de, sınırlarında, yakın bölgelerde, Kuzey Afrika gibi uzak bölgelerde güce dönüştü. Bizim kendimiz için inşa ettiğimiz güç ve özgüven komşularımız, kardeşlerimiz, dostlarımız için de bir ortak güç ve güven haline geldi. Türkiye artık coğrafyadır. Bu yol devam edecek. Bu yükseliş devam edecek. Tarihin ve coğrafyanın dinamikleri yön değiştirdi bir kere. Artık dışarıdan güçler kendi başlarına harita çizemeyecek. İstedikleri kadar bölgesel cephe kursunlar, istedikleri kadar iç ittifaklar kursunlar istedikleri kadar müdahale planları yapsınlar, siyasi genetik döndü. Türkiye artık coğrafyadır, yüzyılların aklı, hafızası, bilgeliğidir. Bu tarih yapıcı role cephe alan kim olursa kaybedecek. İçeride de olsa, bölgede de olsa kaybedecek. Öyle sömürge artığı rejimlere bel bağlayan kaybedecek. Külliyeden verilen mesaj, Türkiye ekseni en güçlü siyasi dalgadır coğrafyaya, doğuya, batıya, Amerika ve Avrupa'ya küresel ölçekte güç yapılanmalarına dikkatli bakan Türkiye'nin güç yükselişinin nasıl sağlam bir zeminde geliştiğini görecektir. Bu yüzden Türkiye eksenine güç veren kazanacak. Tarihin doğru sayfasında yer alacak. Dün Külliye'den ve Trablus'tan verilen mesaj dünyaya bir şey söylüyor. İşte bu söz gün geçtikçe güçlenecek. İşte bu mesaj en güçlü siyasi dalga olacak. İbrahim Karagül, Yeni Şafak Ahmet Hakan, dokunulmazlıklar nasıl kaldırıldı? 2016'da yükselen PKK şiddetinin ardından dokunulmazlıklar konusu gündem olmuştu. Konu meclise geldi, anayasa değişikliği oylaması yapıldı, CHP'nin de desteğiyle referanduma bile gitmeye gerek kalmadan anayasa değişikliği meclisten geçti ve dokunulmazlıklar kaldırıldı. Çok iyi hatırlıyorum. O dönem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hem yargının bağımsız olmadığını söylüyorsunuz hem de dokunulmazlıkların kaldırılmasını istiyorsunuz diye sormuştum. Kılıçdaroğlu bu soruya şu yanıtı vermişti: "Eğer birisi hapse girecekse önce siyasetçi girsin, eğer bedel ödenecekse önce bedeli biz ödeyelim." Bu arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine dokunulmazlıkların kaldırılma sürecinde şu sözü söylediğini de unutmayalım. AKP'nin dokunulmazlık teklifi anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz. HDP'li iki milletvekiliyle birlikte CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi konusunun gündemde olduğu bir günde bunları bir hatırlatayım dedim. Beşiktaş Belediye Başkanlığı'nın baştan çıkarıcılığı Erhan Öztürk sağlamcı bir gazetecidir. Araştırmadan, soruşturmadan haber yapacak bir muhabir değildir. İmzasını attığı haberleri her zaman ciddiye alırım. Dün sabah gazetesinde yayınlanan Erhan'ın haberine gelince. Bahçeli evlerdeki mütevazı bir dairede oturan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, aylık kirası 60 bin lira olan bir villaya taşınmış. Eşine de 2 milyon liralık lüks cip almış. Bu haberi okuduktan sonra önce şöyle dedim. Ne oluyor yahu Beşiktaş hep Beşiktaş hep ama hep ardından hükmümü verdim. Belediye başkanlığı bozar Beşiktaş Belediye başkanlığı ise mutlaka bozar. Bana öyle geliyor ki virüsün performansında bir azalma oldu. Virüs artık eskisi gibi solunum cihazlarına mecbur etmiyor. Virüste bir çaptan düşme var sanki. Virüs bulaşsa da tutunamıyor. Virüs tutunsa da perişan edemiyor. Virüsün ilk dönemdeki havası söndü gibi. Virüs eskisi gibi kasıp kavuramıyor. Not, yukarıdaki cümleler konunun uzmanı olmayan birinin sayıklamalarıdır. Yatırım tavsiyesi değildir yani. 65 yaş üstüyle ilgili bir şey diyeceğim. Doğrudur 65 yaş üstü boğuldu, sıkıldı, bezdi. Doğrudur 65 yaş üstü tepkili, sıkıntılı, şikayetçi. Ben de çok üzülüyorum durumlarına, ben de hak veriyorum isyanlarına, ben de en çok onlar çekti diyorum. Ama işin şu kısmını da aklımdan hiç çıkarmıyorum. Bu yasak sayesindedir ki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın hayatı kurtuldu. Boğuldular, sıkıldılar, bezdiler ama hayatta kaldılar çok şükür. İşte tam da bu nedenle 65 yaş üstünün tepkilerinin, sıkıntılarının, şikayetlerinin siyasi istismar konusu yapılması midemi bulandırıyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Ahmet Hakan Hürriyet